Türkiye, uzun havada kalış süresi ve yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracını envantere almaya hazırlanıyor. Akıncı'yı geliştiren Baykar, çalışmalarını 3 prototip üzerinde sürdürüyor. Teslimat uçaklarının entegrasyonunun tamamlanmasıyla Akıncı'nın yakında atış testlerine başlaması ve aylar sonra envantere girmesi bekleniyor. İlk aşamada güvenlik güçlerine 6 Akıncı teslim edilecek. Akıncı'nın gelişim sürecinde teknik ekip, askeri yetkililerle bir araya gelerek ihtiyaç, talep ve önerileri araca yansıttı. Bunun yanında Akıncı için kullanıcı eğitimleri de başladı. Baykar, farklı askeri kuvvetlerden gelen kursiyerleri tesislerinde ağırladı ve ilk eğitim gerçekleştirildi. Akıncı ilk olarak Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Akıncı, taarruzi amaçlı 2500 km yarıçap menzilde görev yapacak. İstihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde Akıncı'nın harekat yarıçapı 5000 km'ye çıkacak. 40.000 feet uçuş irtifasına sahip Akıncı, 1350 kilogram faydalı yük kapasitesiyle 24 saat havada kalacak. Akıncı, özgün yapay zeka sistemi sayesinde Bayraktar TB2'den daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak. Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri icra edecek, hava savunması yapabilecek. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecek. Akıncı, farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun farklı yüklerle çeşitli roller üstlenip güvenlik güçlerine destek verecek.